Herkese günaydın. Şu perdeyi de açalım. Güneş var, güneş girsin eve. Ay, açamadım. Perdeyi açıyoruz. Açıyoruz. Ne yapıyorsun anne kızım? Şurada perde var ya, zorlanıyorum. Ah! Ah! Nasılsın, anlat bakalım. Balığını mı arıyorsun? Oh balığa. Hadi kırmızı balık yapalım. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yeme. Afiyet olsun. Balık mı istiyorsun? Şimdi Asya'nın kahvaltısını hazırlıyorum. Bana hep söylüyorsunuz işte Asya'ya gün içinde neler veriyorsun, neler yiyor merak ediyoruz diyorsunuz. Göstereyim dedim. Bu sabah böyle iki tane bebek ekmeklerinden, bir tane yumurta sarısı, süzme peynir. Yani peynir çeşidi her zaman değişiyor. Labne oluyor. Başka ne koyuyorum? Normal yarım yağlı peynir olabilir. Ama çok tuzlu olmasın peynir. Sevmeyebilir yani, bizimki sevmiyor. Sonra ceviz rendeleyeceğim bir tane, pekmez. Bir de portakal sıkacağım. Anneciğim, afiyet olsun. Çoktan başlamışsın sen kahvaltıya. Ha? Annem, seni yerim. Böyle vereceğim, bakalım içebilecek mi? İçemeyecek gerçi ama. Gel bakalım. Oy! Oy! Güzel mi? Sen tutma. Yerlerde fayans bir atarsan yandık. Bir tane daha biberon almam lazım benim. Çok küçük su biberonu ve Asya çok çok aşırı su içiyor. O küçük biberondan 4 tane bitiriyordur yani. Bir tane daha almam lazım hem meyve suyu falan içmesi için. Gerçi o küçüğü meyve suyu olarak kullanabilirim. Bir tane büyük alayım su için ben. Sana biber alalım. Al kızım. Nereye? Nereye? Gülüşlerini ölürüm senin. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını söyle bana. Şşt, ne yaptığını söyle bana.
kafa sallıyor. Günaydın. Bu ne kız? Nereden uykumuzdan uyandık? Saat kaç olmuş? 12:30. Saat 12:30 şu anda. Suratın kırmızı çıkıyor kızım. Şapsik. Senin gözlerin hangi renk olacak ya? Ben çözemiyorum ya. Kahverengi mi acaba? Çözemedim. Haydi yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Evet, şimdi yemek hazırlayacağım akşam yemeği. Asya'da ekmek yedi. Peynir sürdüm üstüne. Atıştırdı bir şeyler. Evet, anne şimdi akşam yemeği hazırlayacak. Şimdi hazırlayacağını göstersin anne, tamam mı? Halıyı kaldırdım, iyi oldu ya. Şimdi bunları toplayıp hemen sileceğim. İşim bitecek. Evet, daha güzel oldu. Patlıcan yapacağım, kıymalı. Önce bunları kızartacağım ama Sedat o şekilde seviyor. Bir de bulgur pilavı yapacağım, sade. Akşam yemeğimiz de böyle. Belki salata yaparım yanına. Bakacağız. Yemeklerim hazır. Bu bulgur pilavı. Daha yeni kapattım altını. Havuç da koydum. Ne bileyim, renk versin diye. Koydum. Bu da patlıcan yemeği. Kıymalı. Kıymalar pek gözükmüyor ama kıyma da var içinde. Bu da cacık, marul. İçinde bir de salatalık var. Şimdi bezi aldım. Buraları temizleyeceğim. Hemen 2 dakikada sileceğim yani. Kızım. Babamızı bekliyoruz. Yemekten sonra markete de gitmemiz lazım. Yani temel şeyler eksik şu anda. Asya'nın suyu yok. Islak mendili yok. Islak mendili bitti. Evde yoğurt yok. Başka ne yoktu? Oh, yarasın kızıma. Afiyet olsun. Yani yumurta yok. Evet, yumurta yok. Bayağı eksik var yani. Yemekten sonra çıkarız. Baba nerede? Baba nereden gelecek aşkım? Baba nereden gelecek? Asya. Kızım. Anneciğim. O da benim bu aydınlatıcı kırıldı ama. Düştü ve kırıldı. Bu çok çabuk kırılıyor. Çok çabuk dağılıyor. Marketteyiz. Evet, söyle bana. Ben söylüyorum, o salatalık. alıyor. Salatalık. Çok az alabilirsin. Ben çok salatalık yemiyorum ama. Kırmızı biber. Başka ne lazım? Ben de onu alayım. Ne lazım? Bir dakika düşünüyorum. Bak, burada küçük salatalıklar varmış. Bunlar da zaten çengel değil mi? Öyle mi? Çengel gibi. Şey alalım. Karasap alalım. Patates alalım. Soğan alalım. Nerede kız patates? Gel burada. Soğanlar çok yumuşak arası. Yumuşak mı? O zaman almayalım. İyi de bazıları yumuşak. Evet, soğanlar kötü. İyi olanlardan seçeyim ya. Şu beyaz patatesler iyiymiş ya. Hı? Hangisi? Çok büyük ya onlar. Şuradan al bence. Bu kızartmalık patatesmiş bak. Geçen bundan aldık. Hiç güzel değildi, biliyor musun? Buradan almamıştık patatesi. Hayır, buradan aldık. Hatta bunları aldık. Ben bunlardan alacağım bu sefer. Ay, Esra. Nasıl sevgili gel. Gül bırakma olayına çok gülüyorum hala.
Mümkünse anlatma. Mümkünse anlatma. Yani hayır. Anlatacağım. Hayır, bunu babam izleyebilir yani sonuçta. Babam izlesin, ne olacak? Olmaz. Yani. Kötü bir şey yok onda. Kardeşim, hayır. Esra'ya sürpriz olsun diye lojmanın önüne... Seni bir daha almıyorum bu arada. Apartman lojmanının kapısının önüne bir tane gül bırakıyor. Esra'ma diye de yazıyor. Bir dakika, adamın hadi. Biri de o gülü alıyor, götürüyor. Tabii gül Esra'nın eline gelmiyor. Ama hangi Esra'ya gidiyor onu da bilmiyoruz. İnmeyeceğim. Apartmanda 3 tane Esra var. Ama bunlar güzel şeyler. Ve galiba baban aldığın ilk güldü ya. O gülü de kaplarım yani. Ben normalde gül almam zaten. Ay Allah'ım. Acemilik dönemine denk geldi benim. Güzel anılar, güzel anılar. Acaba hangi Esra'ya gitti ya? Binada 3 tane Esra varmış. Adamı aldı, jest yaptı. Belki de karısında da Esra'ydı. Belki de. Ha, karısında da Esra'ysa yalnız olay çıkar. Hayır, hayır şöyle düşünmüş olabilir. Binada 3 tane Esra var. Bu 2 tanesi beklerse yok, yok. Bunlardan birine gelmiştir. Ben alayım bunu da. Yok, kadınlar değil de benim gibi genç kız. Kız mıydı hepsi? Cinayet işleteceksin lojmanda. Geldik. Tamam. İyi geceler. Nasıl yapıyorsun? Öyle yapmıyorum. İyi geceler. Şimdi marketten geldik. Ben hemen aldıklarımı göstereceğim. Neler aldık? Şöyle bir tane salatalık. Bir tane Pepsi. Şöyle Tropicana şeftali. Bu niye kirli? Bunu Serhat aldı. Ben olsaydım almazdım. Üstaş'ın tereyağı bir tane. Bir de Erpil için bu nuggetlarından. Bunu Sedat seviyor. Hadi aldık. Şimdi. Bu Danone'nin hayat sularından aldık bebekler için. Asya bu suyu çok seviyor. Su içmeyi çok seviyor. Böyle iki tane aldık. Diğeri de orada açtık. Masanın üstünde. Şöyle bir tane Hip'in gece mamasını aldım. Başka bir marka geçen almıştım. Bu sefer Hip'in denemek istedim. Gece yatmadan bazen veriyorum. Yani mama içmediği için, çünkü takviye bir şey vermek istiyorum. Bilmiyorum. Veriyorum yani. Belki yanlış olabilir ama. Bir tane bundan aldım. Şunu gördüm, denemek istedim. Sleepy markasının ıslak mendili. Sensitive diyor. Fiyatı da gayet uygundu. Bu ıslak mendilin tanesi ne kadardı? Islak mendilin 4 lira mıydı? 2.90. Aa, pardon, 2.90, evet. Fiyatı da gayet uygundu. Ondan da 2 tane aldık. Diğer poşetlerde herhalde. Evet, burada. Şöyle bir tane, şöyle karnabahar. Portakal. Havuç. Şöyle Asya patates aldık. Bunlar küçük. Bir tane de şam fıstığı almış Sedat. O çok seviyor. Ben çok sevmiyorum. Şöyle kızartmalık patates aldık büyük. Soğan aldık. Şöyle tavuk göğsü. İki parça. Tropicana bir tane daha. Ben kendime çikolata aldım. Bunu çok seviyorum ben. Çilekli, yoğurtlu. Buna bayılıyorum. Kahveyle çok güzel oluyor. Şöyle bir tane yumurta. 30'lu. 30'lu muydu, 20'li miydi bu ya? Neyli bu? 20'li, pardon. 20 adet. Sütaş'ın kaymaksız yoğurdu aldık. Bir tane de kornişon turşu. Bu ne biçim çekim diyebilirsiniz. Evet, farkındayım. Poşetlerin içinden gösteriyorum. Şöyle tatın mayonezini aldık bir de. Şöyle nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Heinz diye mi okunuyor? Bilmiyorum.
ketçapını aldık. Ben bunu seviyorum. Arada alıyoruz işte. Şöyle bir tane muz Asya. Başka ne kaldı? Bir tane de süt. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Asya'yı uyuttuk. Şimdi ben yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarınıza cevap yazacağım. Bugün de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.